Merhaba arkadaşlar, Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Bugün kargolama günüm. Böyle öncelikle Ayşe Hanım'ın kargosundan başlamak istedim. Bayağı bir dev bir kargosu var arkadaşlar. Şimdiden nasıl paketleme yapacağımı düşünüyorum. Gerçekten paketleme işi bayağı bir zahmetli oluyor. Şimdiden bana kolay gelsin. Şöyle hepsi birbirinden güzel bayramdan önce ayırttırmıştı Ayşe Hanım. Dün akşam yine ekleme yaptık. Şöyle bakın şunlardan ekleme yaptım. Şunu. Şöyle bakın bir kasa dolusu arkadaşlar. Hepsi çok güzel. Şöyle bakın. Hava da çok sıcak. Balkondayım. Bu kasayı içeri alamadım. İçeride salonda masa üstünde çekim yapacağım. Öncelikle bunu çekeyim dedim. Şöyle bir kasa dolusu. Menekşe. Hepsi çok güzel maşallah. Şöyle bakın. Şimdi bunun devamı da arkadaşlar içeride. Ayşe Hanım yine içeride de menekşeleri var. Yine farklı türlerden çiçekler ekleme yapmıştık. Onları devamında içeride çekeceğim arkadaşlar. Şimdi içeri geçiyorum. Videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar şimdi içerideyim. Şöyle Ayşe Hanım'ın yine bu şekilde menekşe fideleri var arkadaşlar. Bakın çok güzeller. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi özel tür bunların. Tabii ki aralarında şöyle minyatürler de var. Bunların hepsi özel tür. Şöyle bakın. Kocaman bir dev kargosu. Şurada da episkiyaları var. Şöyle bakın. Hem Ayşe Hanım da görmüş olsun videodan aldığı çiçeklerini. Şöyle levisyası var. Şöyle kalonşesi var. Bu da köydeydi getirdim. Ortası düğmeli olandan özel tür bu arkadaşlar. Bir de şu kalonşe. Bunun çiçeklerini kestim. Artık geçmişti. Şurada ilacı var. Bakın şöyle koydum. 10 çay kaşığı. 5 litre yapıyor çoğaltım olduğu zaman. Alan arkadaşlar da bir çay kaşığı olarak hani taze taze kullanım olursa daha iyi olur. Direkt 5 litreye boşaltmayın. Çünkü hepsini bir anda bitiremezsiniz. O yüzden dolapta bekletin, serin yerde dursun. Şöyle Japon balığı çiçeği var arkadaşlar. Çok güzel bakın harika. Böyle saksıyla almak istedi. Onu göndereceğim. Bunlar var. Episkiyaları. Şöyle ekleme yaptım. Şunları da kendisine hediye olarak. Arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Ayşe Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. İlk siparişi. Çok teşekkür ediyorum. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum kendisine. Burada da arkadaşlar Saniye Hanım'ın şöyle iki tane levisi almak istedi. Kızlarım da bayağı susamışlardı. Akşam bir sulama yaptım. Şöyle bakın biri beyaz, şu pembe, şu beyaz olandan. Şöyle yanında da yavrusu var. Böyle bunları göndereceğim. Saniye Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da Gülistan Hanım'ın siparişi. Şöyle toprak istedi. Arkadaşlar toprak satışı da yapıyorum. 10 litresi 50 TL'den. Şöyle kırmızı menekşe almak istedi. Videodan biraz rengi açık duruyor arkadaşlar. Şöyle aslında tam kırmızı da değil. Koyu böyle vişne rengi gibi. Ama çok güzel rengi. Yaprak formu da hani şöyle koyu renkli. Şöyle çok güzel duruyor. Şu 15 taneden fazla arkadaşlar. Yaprak istedi. Ona göre bunları da göndereceğim. Bu şekilde. Her çeşitten koydum. Gülistan Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum kendisine. Çok teşekkür ediyorum.
Burada da arkadaşlar bir arkadaşımız şöyle 15 tane Zehra Hanım 15 tane böyle yaprak istedi, göndereceğim kendisine. Şöyle akşam bunları hep hazırladım. İnanın 2.30'da yattım. Bayağı bir tabii ki bunları ayarlamak, adres bilgileri falan derken hazırlamak bayağı bir zaman alıyor. Bugün de akşama kadar paketlemeyle geçecek günüm. Yarın tekrar bir kargolama olacak. Ödeme yapan arkadaşların yarın kargosunu çıkaracağım inşallah. Böyle arkadaşlar, bunlar da Zehra Hanım'ın. Zehra Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüsün, çoğalsın, bereketli olsun inşallah. Burada da arkadaşlar Havva Hanım'ın siparişi. Şöyle bakın, dantel çiçeği yavrulu istedi. Çok güzel bir tür bu aslında. Kaçırmayın derim. Her zaman bulunmuyor. Biliyorsunuz her çiçeğin belirli mevsimlerde satışları oluyor. Havalar da çok ısındı. Böyle çok güzel çiçekleri var bunun. Böyle sarkan, kol uzatarak büyüyen bir tür. Şöyle çeliklerinden ayırıp çoğaltım yapabilirsiniz. Episkiye gibi. Şöyle episkiyaları var. Her çeşitten koydum. Şöyle tabii ki alan arkadaşlara almadan resimler atıyorum. Ama bu ayrı bir video oluyor. Böyle kargo videosu da güzel oluyor. En azından buradan tekrar arkadaşlar görmüş oluyor. Tabii beni takip eden arkadaşlarım da sağ olsunlar. Onlar da izliyorlar. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Böyle bunlar da çok güzel arkadaşlar. Biraz sıkışık olduğu için böyle her 7 çeşit episkiya, şöyle dantel çiçeği, bir de 20 litre toprak ekleyeceğim kendisine. Bu şekilde Hava Hanım'ın da siparişleri. Hava Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan kendisine sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bakın. Burada da arkadaşlar Yasemin Hanım'ın siparişi var. Gloxinia bardak menekşe almak istedi. Mor renkte. Çok güzel bakın. Harika, dev boyda. Şöyle mor episkiya istedi. Şöyle dantel çiçeği arkadaşlar istedi. Bunların gönderimini yapacağım. Yasemin Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Burada da arkadaşlar iki arkadaşımızın siparişini bir tepsi içine aldım. Şöyle bunlar Hülya ablama gidecek. Şöyle moru çok seviyor. Bunları bayramdan önce ayırttırmıştı. Böyle ben de dedim bayramdan sonra gönderirim. Kavuşsun çiçeklerine. Çok güzel. Şöyle mor. Bu açıklı, koyulu, beyazlı. Hani farklı olsun istedim. İkisinde mor istedi. İkisi de zaten mor. Bu sade hani mor. Bu da ebruli mor. Arkadaşlar çok güzel. Şöyle bunların gönderimini yapacağım. Şöyle ilaç istemişti. Şurada ilacı. 40 TL'lik istemişti. Şöyle şunu da kendisine hediye olarak göndereceğim. Hülya ablacığım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle bardak menekşesi alan arkadaşlar yapraktan üretim yapabilir. Ve bunların çelikleri var arkadaşlar. Şöyle çok güzel çelikleri var. O çeliklerinden de ayırıp bardakta değil de yani havalar çok sıcak. Böyle maden suyu şişelerinde köklendirme yapın. Onun haricinde bardakta tamamen çürüme yapıyor. Çünkü ben denediğim için biliyorum. O yüzden mutlaka arkadaşlar kayıp yaşamamak için o şekilde köklendirme yapın. Şöyle hem yapraktan köklendirip çoğaltım yapabilirsiniz menekşe gibi. Hem de şöyle çelikleri var bunların dev boyda. O şekilde de istiyorsanız hani çoğaltım yapabilirsiniz.
Hülya ablacığım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Çok öpüyorum Hülya ablacığım seni. Burada da arkadaşlar Nihal arkadaşımızın şöyle siparişleri var. Zamiya istedi. Şöyle bunu göndereceğim. Çok güzel, büyük boyda. Onun da ilacı var. Şöyle iki tane bardak menekşe yaprağı ekledim istedi. Şöyle bu da kağıt çiçeği, mor açan, bundan istedi. Şöyle bu da benim fil kulağımın yavrusu, şöyle bir dal vermişti. Bunu göndereceğim, bunu istedi. Şöyle bu dua çiçeğin de arkadaşlar çok büyüktü. Suyu çok seviyor. Yaprağında kuruma oldu tabii ki, bardak içinde olduğu için çabuk böyle hani kuruyor toprağı. Kurumalar oldu yaprakta. Ben de kestim ama kökü var. Tabii ki yeni yeni böyle filizler verecek. Bunu almak istedi. Şöyle episkia ekledim küçük fide olarak. İlacı var şurada. Şöyle 40 TL'lik. Bu da 20 çay kaşığı oluyor. Hülya ablama da aynı şekilde ekledim. Arkadaşlar böyle bu şekilde gönderimini yapacağım. Nihal arkadaşım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Saksıları inşallah böyle de olsun, taşsın. Burada da arkadaşlar şöyle Gülbeyaz ablamın siparişi var. Şöyle şuradan başlayayım. Bu sihirbaz pembe açamdan, bakın çok büyük, çok güzel. Çiçekleri vardı, artık çiçekleri geçti, kopardım. Şu da Rosalinda. Şöyle bunda çiçekleri geçti. Bu da tamamen şöyle köklendi. Şöyle bakın köklendi. Bunu göndereceğim. Pembe açıyor bu da. Şöyle mor açan episkiyası var. Kılçık atlas var. Mor açan kohlerası var. Şöyle bakın menekşesi var. Bundan bir tane var elimde arkadaşlar. Aldım seradan. Almak isterseniz. Şöyle bakın hem yaprakları çok güzel, hem çiçekleri şöyle beyaz. Şöyle ilacı var. Bu da 10 çay kaşığı. Bu şekilde ekledim. 10 çay kaşığı 5 litre oluyor. Bayağı bir bu yaz zaten dolu dolu yeter alan arkadaşlara. Bu şekilde Gülbeyaz ablamın da siparişi. Gülbeyaz ablacığım sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah çiçeklerini büyüt. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel olmuş ki episkiyaları hep çiçek açmış maşallah. Yerini sevmiş. Hem episkiye hem kohleralar çok güzel gelişmiş, büyümüşler, çiçek açmışlar. Gerçekten hani bakımı, yerini sevmesi, toprağı çok önemli. Böyle onlar da yerini sevmiş. İnşallah bu kızımız da, şu kızımız da inşallah böyle güzel güzel çiçekler açar. Burada da arkadaşlar, bu benim kendi çiçeğim, satışta değil. Bunu ben kendime ayırmıştım. Şurada var. Son kalan, bakın elimde bunlar kaldı. Bunlar pembe açıyor. Şu sarı açıyor. Sarıdan iki tane kaldı. Şöyle bakın. Şöyle elimde son kalanlar. Bunlar pembe açıyor arkadaşlar. Böyle. Şurada var. Biliyorsunuz bunlar da bakın susamışlar yaprakları. Şöyle kendini kapatmış. Su vermem gerekiyor hemen. Şöyle dua çiçeklerim var arkadaşlar. Bunların tanesi 100 TL. Bunlar bayağı bir büyük, güzeller. Biliyorsunuz kampanya yapmıştım. Kampanya bitti. Bayram kampanyası bitti. Şöyle bakın bunlar da 50 TL'lik olan episkiyalarım. Şunlar mor açan.
Şu iyi değil. Formu yerine gelmemiş şunların. Şöyle bakın şunlar. Şöyle şunlar var şu an elimde. Böyle arkadaşlar. Şurada var. Dua çiçeği. Şu 70 TL arkadaşlar. Şu gördükleriniz. Buraya sıkıştırdım. Masa üstündeki gidecek olan çiçekler paketleme yaptıktan sonra bunları masa üstüne alacağım. Bayramda buraya sıkıştırmıştım. Şöyle bu var. 100 TL. Bunlar var arkadaşlar. Şöyle kızımı da göstereyim size. Bakın. Bir sürü tomurcuk. Biliyorsunuz bunu Tepeçelik almıştım. Aldığım yerden böyle 3 tane bebek verdi ve bebekler artık büyüdü. Anaç oldu diyelim. Şöyle tomurcuklar verdi. Çiçek açacak. Şöyle bakın bu da verdi tomurcuk. Bir tane de burada var. 3 tane şöyle bakın. Çok güzel. Çiçek de açacak. Alacaktım aslında. Kıyamıyorum da. Bakın bu da kocaman oldu. Bunu demiştim alacağım Tepeçelik. Alırsam bunun gibi inşallah böyle 2-3 tane şöyle bebekler verir. Verirse tabii ki çok mutlu olurum. Yani artık yaşlandığı için bakın gövde çok artık böyle ağaç gibi oldu. Bunun Tepeçeliğini alınca bu gövdeden bunu verdi. Şöyle 3 tane verdi. Çok mutlu oldum. Zaten bekliyordum. Biliyorsunuz paylaşmıştım sizlerle. İnşallah bunu da bir el atarsam. Bakalım artık arkadaşlar. Havalar da çok ısındı. Bu da Nihal'cimin bana hediyesi. Tamam anneciğim geliyorum. Böyle arkadaşlar. Bugünlük de videom. Kendinize çok iyi bakın. Yarın inşallah tekrar bir video çekelim. Kargo videosu. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Böyle bir masa dolusu mutluluk. Bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.